Merhaba arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Fatih Çarşamba Pazarı'na geleceğiz sizlerle beraber. Erenköy Pazarı'nda biraz yorum almıştım işte pazarları gezer misin vesaire diye. Aslında çok da bir şey almayacağım, sadece gezmek için gidiyorum. Şöyle etrafta göstereyim, şu an Fatih'teyim. Zaten Erenköy videomu da hemen şuraya bir yere bırakırım. Ay, şurada bir tane martı var. Şöyle yakından göstereyim, o da kaçıyor. Erenköy videomu da hemen şuraya yukarıya bırakırım. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Şimdi pazara doğru yürüyorum. Videoyu pazardayken tekrardan başlatacağım. Pazar göründü arkadaşlar. Şu an pazara doğru yürüyoruz. Umarım böyle gene bir şeyler bulurum ben, alırım. Almadan durmam diye tahmin ediyorum. Şu mavi apartman ne kadar güzel duruyor. Sürücü kursakmış. Şöyle yürüyelim bakalım. Bu pazarda neler bulacağız. Bu biraz kalabalık bir pazara benziyor sanki. Erenköy daha boştu. Buradan görünce orada. Süsü beyterlerden bende vardı arkadaşlar. Bu arada ben bir butikten almıştım. Sadece farklı renkleri ve farklı tonları. Ya da şu kurabiye canavarı mı? O da olabilir. Bence kurabiye canavarı. Şu iki tane alalım, sonra bulunca gene alırız. Tamam, iki tane. Şu ikisini alıyorum. Gene bir çorap hastalığına düştük arkadaşlar, çorap batağına. Çok güzel renkli renkli çoraplar var ve iki adeti 10 lira. Uzun var. Böyle çok güzel modelli tabaklar var arkadaşlar. Oh, içinde var mı? Şunu kırmayalım. Şöyle göstereyim. Hani tanesi ne kadar? 7,5. Şöyle buna büyük bir ihtimalle kuru yemiş falan girer herhalde. Balık girmez buna. Ama modelleri çok güzel. Buradan da bir şeyler alacağız gibi. Bu çok güzelmiş. Bunu kesinlikle alırız bence, gitme geliyor. Ne kadar bu anne? Bu da 7,5. Tamam, bunu da 7,5'a bence verir. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel çeşitler var burada da. Ne kadar bu? Anneme bakayım ya. Hemen bir kombin yaptı. Ederim kızlar, ne kadar? Bunlar 3,5. Annem yine çok kibar. Bunu da insan ne kadar güzel. Ben onlardan eniştemle tasarlayacağım işte. Kaç para bunlar? Tasarlayacağım mı? Evet. Alayım şunları, tasarlayacağım. Ben sana yaparım. Ne kadar? Bu ne kadar? Hadi Sevda, dön. Sen dövün. Ne kadar bu? 1 lira sanırım. 1 lira mı dedin? Alalım 10 tane. Ne yapacağım 10 taneyi? Bir tane alacaktım ben. Al Sevda ya. Aa, dur şu güzelmiş. Aa, evet, o da güzelmiş. İkisini alıyor. Evet, buradan birkaç tane fırça bakacağım şimdi, makyaj fırçası. Şu renkliler çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim, 100 bir çeşit var ya. İnsan aklı karışıyor. Ay, bu pazar gerçekten çok dolu arkadaşlar. Yani bütün herkes buraya gelmiş gibi, akın akın. Tamam, çok uygun olabilir ama korona var ya. Gerçi benim bile burada işim var da işte. Pazarı biraz boş bulunca çıkayım dedim kendimi de. Ya bu pazar bence Erenköy pazarına göre daha uygun. Ama çok kalabalık. Yani insanlar böyle iç içe yürüyorlar gerçekten. Allah'tan maske takıyorlar yani. Bu da bir şey bence. Bir de az önce ayağıma bastılar. Nefret ederim ayağıma basılmasından. Biraz böyle sinirlendim ama yani yapacak bir şey yok. Pazara geldiysek göze alacağız galiba bunları. Dantel de 2 lira deyip bağırıyor. 2 liraymış arkadaşlar dantellerde. Şu an kumaşçılar sokağındayız. Buradaki pazarda da böyle kumaşçılar ayrı, sebzeciler ayrı falan. Öyle, bence hoş bir pazar. Çıkın çıkın gelin.
Şu an çocukların olduğu bölümdeyim. Zara'nın arkadaşlar yeni sezon ürünleri 30 lira. Çoğunda böyle etiket var. Çoğunda etiket yok. Etiketlerini koparmışlar. Bunda da var gerçi. Parçası 30 lira. Gerçekten. Yani ablam şu an yeğenlerime bayağı bir şey alıyor buradan. Bunu da alıyor. Şöyle pantolon. Bunların hepsi yeni sezon. Şöyle ablamı göstermeden. Ablanı atar mısın bana? Bunun gerçi aynısını Zara'dan almışlardı. Tekrardan 30 liraya buldu. Size alacak gibi. Gerçekten Zara satan çok yer varmış. Artık Zara'dan alışveriş falan yaparken iki kere falan düşüneceğim yani. Bir pazarları önüme getireceğim. Bir de mağazadaki fiyatını öne getireceğim. Böyle güzel fiyatlı modelleri var arkadaşlar. 60 liraymış. Bunlar bu sene çok moda oldu ya. Normalde kuşlardan çok korkarım ama şu an nedense bir yürüyesim geldi yanlarında. Ay. Çocuklar kadar mutlu olsak yeterdi bence. Dedim ve çocuk düştü. Hava da biraz esiyor gibi artık. Solmaya başladı. Sonlandırdık arkadaşlar. Gerçekten çok yorucuydu ve çok kalabalıktı Fatih Pazarı. Ve çok büyükmüş gerçekten. Dedikleri kadar varmış. Ayağıma yaklaşık bir 10 kere falan bastılar. Kadıköy'de hiç böyle bir şey olmamıştı. Bastıkları zaman da özür falan diliyorlardı. Buranın halkı çok tuhaftı. Hem Arabı vardı, Suriyelisi vardı, her çeşit insan vardı. Türkçe konuşan çok çok nadirdi gerçekten. Zaten bu pazar turu da yeğenlerime yaradı. En çok onlara alışveriş yaptık. Zara'dan çok uyguna gene ürünler aldık, çocuk ürünleri. Belki koyarım ürünlerin fotoğraflarını, bilmiyorum. Kendime böyle ufak tefek şeyler aldım, işte çoraptı, makyaj fırçasıydı vesaire. Yani bence güzel bir pazar oldu. Eğer gitmemi istediğiniz farklı pazarlar varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ama galiba bundan sonraki pazar Yeşilköy ya da Bakırköy Sosyete Pazarı falan olacak. Gene sizin de varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Başakşehir'e falan da gidebilirim. Oranın da pazarı çok güzel. Onu da yorum kısmına bırakırsınız tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bu videomu da beğenmeyi unutmayın.